Tabii hepimizin bildiği bir şey var. Amerika'da siyasi kararma süreçlerinde birçok faktör var. Bunlar hepsi bir araya gelince bir karar ortaya çıkıyor. Şu an Amerikan içerisinde de Suriye meselesi hususunda ciddi tartışmalar olduğunu biliyoruz. Ancak büyük patron Obama bu konuda kesinlikle bir angajman içerisine girilmemesi gerektiğini, bir güvenli bölge oluşturulmasının çok büyük Amerika'ya maliyetler yaratabileceğini, kendisinin de Orta Doğu'da belki bir mirası olarak ortaya koymak istediği İran'ı dünya sistemine entegre edecek Amerikan askerlerini bölgeden çekmiş başkan imajına zarar verme ihtimali olduğunu düşünüyor. Dolayısıyla eğer son kararı Obama verecekse ben Obama'nın böyle bir adım atacağını düşünmüyorum. Ancak son dönemde yaşananlar, Rusya'nın bölgeye dahil olması, mülteci krizin her geçen gün Avrupa'yı daha fazla etkilemeye başlaması ve bu pozisyonlarında Obama'ya, Amerika'nın siyasi kararma sürecine, Beyaz Saray'a belli anlamda nüfuz etmeye başladığını ve etkili olmaya başladığını önemli gördük. Önemli politika yapıcıların da uyarıları var Obama'ya bu konuda. Özellikle eski işte başkan danışmanlarından ki Hillary Clinton da güçlü bir başkan adayı 2016'da o da güvenli bölgenin kurulması konusunda Obama'ya çağrıda Evet, bulundu bu mesela. önemliydi. Clinton'ın başkanlık kampanyasındaki çıkışı. Yine Kissinger gibi, Brzezinski gibi isimlerin önemli son dönemde makaleleri oldu. Özellikle Pentagon'un Rusya'ya yanıt verilmemesinden ciddi anlamda rahatsız olduğunu biliyoruz. Yine cumhuriyetçi kesimler, neokon kesimler bu anlamda Obama'yı çok sert bir şekilde eleştiriyorlar. Ancak Obama'nın tabii çok az bir süresi kaldı. Belki bu süreyi bir şekilde daha bir müddet daha götürmeyi tercih edecektir. Tabii Amerika için aslında şöyle de olumlu bir senaryo da var. Rusya'nın Amerika'nın da rahatsız olduğu İslami yapıları elimine etmesine bir süre Amerika göz yumabilir. Yani böyle bir taktiksel durum içerisinde. Ancak bu gruplar işte Cephetun Nusra, Ahrar-ı Şam, yine İslam cephesi gibi Amerika'nın ideolojik olarak direkt karşısında oldukları bazı kuzey hattında güçlü askeri birlikler var ÖSO'yla birlikte. Bu gruplar Rusya tarafından elimine edildikten sonra belki Amerika Rusya'yı dengelemeye yönelik bir adım atmayı tercih edebilir diye düşünüyorum. Aslında son dönemde işte Deniz Stura planı ve yine Cenevre görüşmeler sonrasındaki siyasi süreçte de Amerika'nın buna yakın bir pozisyon olduğunu biliyorduk. Daha kendisi adına kabul edilebilir gördüğü ılıman gruplarla Esed arasında bir görüşme ve bir angajman oluşturulması ve bir Suriye'de bir geçiş dönemini yürütecek milli birlik hükümeti kurulması. Ancak bu yapın içerisinde asla İslami grupların olmaması gerektiği düşüncesi. Belki Rusya Amerikan kirli işlerini bu anlamda yapıyor görüntüsünde olabilir Amerika Obama Rusya Amerika anlaştığı da pozisyonunda.